Efendim herkese merhabalar. İşte yeni, yepyeni ve de çok farklı bir video ile yine bugün karşınızda olacağım inşallah. Tabii sabahın bu saatinde yollardayım. Tahmin edemiyorsunuz. Diyeceksiniz ki ne alaka? Evet, sabah erken uyanmanız gerekiyor. Erkenden yollara çıkıp hazırlık yapıp işe koyulmanız gerekiyor. Tabii uykulu uykulu da biraz konuşmak zorluyor ama bakalım. Haydi buyurun o zaman, bu merakınız gitsin. Bir yollara çıkalım. Ben arabadayım. Arabayla yolculuk yapıp daha sonrasında başka bir vasıtayla videoma devam edeceğim inşallah. Lütfen kanalıma abone olmalıysanız hala altta yazan YouTube, Instagram, Twitter ve Facebook sayfamdan bana ulaşmayı unutmayın. Yorum yapmayı, videomu paylaşmayı diyorum ve hemen cacık videoma başlıyorum. Hop. Evet, görüldüğü üzere arkadaşlar artık içerilik altı katmanındayım. Yolculuk için her şey hazır. Ben hazır, teknemiz hazır. Haydi o zaman balığa doğru ilerleyelim. Balık bizi bekler. İyi bir hav, iyi bir gün, iyi bir gün olsun istiyorum. İyi bir eğlence olsun istiyorum arkadaşlar. Haydi buyurun, hep beraber yolculuğumuz başlasın. Şu anda hareket vardı. Gemimiz çalıştı. Teknemiz çalıştı artık. Tam yol alma vakti. Şu anda yolculuğumuz başladı. Tabi motor sesinden belki sesimi duyamayabilirsiniz. Artık yavaştan yavaştan şöyle hemen arkamda kendi ağaçları hemen yanmasın diye biz ters istikamet Arsuz tarafına doğru yol almaya başladık. Adet rastgele diyoruz artık. Şansımızı bugün ne kadar tutarız, ne tutarız, nasıl balıklar tutarız. İlerleyen dakikalarda, ilerleyen saatlerde, ilerleyen günde artık günün
bereketini göreceğiz inşallah. E haydi. Biraz yere diyoruz. Evet, kaptanımız hazır. Kaptanımız tam yol devam ediyor inşallah. Kolay gelsin sayın kaptanım. Evet, şöyle hemen kaptan köşkünden biraz bahsedeyim. Burada değişik radarlar var. Tabi burada neyi gördüğümüz birazdan sonra rotamız belli. Balıkları göreceğiz muhtemelen. Hemen şöyle önümüz ve diğer balık tutan tekneler. Öncesi artık kahvaltı ve yemek, daha sonrasında balık başlayacak. Önce karın toplu, daha sonra balık ve iş. Menü zengin, Hatay'ın yöresel ürünleri. Gemimizin aşçısı, tabi aş bundan sonra sürekli çay burada. 24 saat çay, 24 saat yemek. Evet, 24 saat yemek. Acıkan istediği kadar yemek yiyebiliyor. Tabii ki sınırsız, açık büfe. Evet, açık büfe. Her türlü yemeğimiz
balığın bağlantı noktasından kaçışını engellemek için botla tur atıyorlar, ses yapıyorlar. Bir şekilde balığın dışarı çıkmasını engellemiş oluyorlar. Haydi bakalım, dördüncü molamız. Bira bismillah diyoruz. Evet, yolculuğumuz devam ediyor. Sofralarımızın vazgeçilmezi, lezzet duran enlerinden bir tanesi olan balık avı yolculuğumuz devam ederken, bu lezzetli balığın nasıl tutulduğu, nasıl soframıza geldiği ve ne şekilde geldiği konusunda hep beraber isterseniz yolculuğumuz devam etsin. Bakalım bu süreç nasıl ilerliyor, bu zorluklar hangi aşamalardan geçiyor. Buyurun. Devam edelim. Hep beraber bir balık tutma işini, ağ çekme işini birlikte izleyelim. Şevli Karsuz arasında tam Akçay mevkisindeyiz arkadaşlar. Tabi mola verdi teknemiz. Ağ şu anda çekiyor. Bu süreç yaklaşık 1,5 saat civarında sürdüğünü söylediler. Alabildiğine büyük bir ağ. Tabi tekne olarak hemen şöyle söylemek istiyorum. Eren kardeşler Akdeniz'in en büyük teknelerinden bir tanesi sanırım. Evet arkadaşlar, şu anda ağ tutmaya başlıyoruz. Ve artık balık gözüktü. Balık gözüktü. Biraz burada. Attıktan sonra bir yaklaşık 15 dakika sonra tekrar çekilmeye başlanacak. Tabii şu anda balıklar için yavrum çubuk. Onların daha girmesiyle av toplama işlemi başladı arkadaşlar. Herkes kendi üzerine düşen görevi
yapıyor şu anda. Kimisi ağ, kimisi ip, kimisi şamandıran, kimisi makinada. İstikleme işlemi. Herkes kendine düşeriyle yapıyor. Evet, şu anda istifleme işi devam ediyor. Şu anda yavaştan yavaştan artık başlandı. Herkes üzerine düşen görevi layıkıyla yapma bilinciyle devam ediyor. Bu bir ekip işi, bu bir birlikte çalışma ruhu işi. Sadece bir kişiyle olacak bir iş değil tabii ki. Hemen şöyle biraz sizlere göstereyim aslında nasıl çalıştıklarını. Nasıl bir balık işinin doğrulduğunu biraz izletmek istiyorum. Evet, artık sona doğru yaklaşıyoruz arkadaşlar. Şu anda hapsolan balıklar şu sarı şamandıranın içinde. Son artık yarım saatte artık. Böyle bismillah dediğimiz ağımızda ne gelecek şansımızda birazdan şuradan gözükmeye başlayacaklar. Tabi zaman zaman zıplayan hoplayan balıkları hemen şöyle meydanda şu çevrili alanda ağın çevrili olduğu alanda rahatlıkla görebiliyoruz. Hemen bulunduğum mevkiyi söylemek istiyorum arkadaşlar. Burası Çevlik, yani Samandağ Çevlik'le Arsuz arasındaki hemen şöyle yolu göstereyim. 26
kilometrelik bisiklet yolunun olduğu Kokla'nın ön tarafındayız hemen. Akçay mevki. Eskiden burası Su Ürünleri Üniversitesi vardı. Şu anda atıl vaziyete gelmiş. Fakat yakın bir dönemde eminim ki burası tekrar canlanmaya başlanacak. Çünkü Çevlik Asfalt yolu yapıldı, muhteşem bir yol. Ve devamında akabinde 26 kilometrelik dünyanın en uzun bisiklet yolu. Farelerinde denize sıfır olarak geçmekte. Ve devamında işte deniz bölgesindeyiz. Akdeniz'deyiz ve Akdeniz'in o bereketli sularında balık avcılığına devam ediliyor. Şanlı bayrağımız her an için en yüksekte, en tepede, en zirvede dalgalanıyor. Tabii kendi karasularımız, deniz sularımız olunca kendi bayrağımızı da dalgalandırmanın gururunu ve hissiyatını yaşıyoruz. Eskiden tayfaları çağırmak için artık ağlatacakları zaman bu kullanılırdı ama şu anda artık bunun yerine zilli sistem, yani dijital sistem var arkadaşlar. Ama biz yine de bir çanımızı çınlatalım. Evet, duydunuz zil sesini. Yarışma ağlatma işi başladı diyoruz. Artık heyecan son noktasındayız. Hemen şöyle arkaya doğru döndüğünüz bakın sarı şamandırlar toplandı. Aha, şu kadarcık kaldı. Çok kısa süre sonra balıkları görmeye başlayacağız inşallah diyorum. Tabii kaptanımıza soramadık balık durumu nedir diye. Çünkü onlar radardan takip edip rahatlıkla balık oranını, büyüklük, küçüklük, irilik ve cinsini de aşağı yukarı kestirebiliyorlar. Artık ağın iç bölümü gözükmeye başladı. Henüz balıkları göremiyoruz ama birazdan belki zıplamaya başlarlar. Şu an için normal seyrinde ilerliyor. Evet. Hay maşallah. Haydi bakalım. Son noktalara yaklaştık. Bu bir ekip işi arkadaşlar. Yaklaşık bir 10-15 kişilik bir tayfayla bu iş yürütülüyor. Herkesin görevi farklı. Kimi mantarcı, kimi mataracı, kimi ağcı, kimi halatçı, kimi çeşit çeşit branşlar var. Herkesin bir çeşit görevi var. Evet, Mithat kaptan heyecanlı ağ atıp devamında alabileceği balıkların heyecanıyla işçilerine, tayfasına yönlendirme yapıyor. Evet, Mithat kaptanın heyecanı.
burada. Üzerine emeklerinin karşılığını alıp almamanın verdiği bir heyecanla bekliyorlar. Hadi indir! Bekle, çekme, çekme, çekme. At aşağı, at! Görmenin bu koltuğundan hazır oyuncu. At aşağı, çek haydi, çık geri. Haydi bekleme. Geç bir aşağıya. Haydi bak, baştan çapram. Haydi haydi dayı, bu tarafta çek. Gelin bu tarafa, gelin bu tarafa. Allah kalktan abi. Çek 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 çek. Baştan çapram. Çek abi, çek abi, çek abi, çek. Evet, bugün birazcık da olsa yüzgürdü. Çok şükür. Evet, Mithat Kaptan. Nasıl inşallah? Eyvallah abi. Durum bugün çok kötü. Balıklar çok zayıf. Balıklar bugün çok yaramaz. Sen balıkları kaçırdın. Evet. Bu balığın bir bölümü. Çok az bir bölümü yani. Herhalde çok güzel balıklar var ama nasip değil. Kısmetse yarın inşallah. İnşallah. Hadi bugün bakalım. Bugün ikisi asalim işlerimizi bitirdik. Allah selamet versin. İnşallah. Hadi bakalım. Hayırlısı yarın inşallah. Rast gelin. Bugün harbiden bir uğursuzluk vardı, hayır inşallah. En sonunda birazcık da olsa Mithat Kaptan bir yüzü görelim. Tabi daha sonraki günler inşallah daha farklı, daha güzel videolarla sizlerle birlikte olurum diye ümit ediyorum. Bugünlük şimdilik bu kadar diyorum. Evet sevgili dostlar, işte bir videonun daha sonuna gelmenin mutluluğu içindeyim. Bugün sizlere Trollü Deniz'de balık avcılığı hakkında
biraz bilgi vermek istedim. Nasıl yaptığınızı. İşte videonun sonuna geldim artık. Gün batmak üzere. Dördüncü kola ve bugün pek işimiz rast gitmedi. Artık bir başka videoda, bir başka balık avcılığında görüşmek üzere diyorum. Şimdilik herkes kendine çok iyi baksın. Allah'a emanet olun diyorum. Siz hala YouTube kanalıma abone olmalısınız. Lütfen altta yazan YouTube, Facebook, Instagram, Twitter adreslerinden eklemeyi, yorum yapmayı, beğeni atmayı ve videolarımı paylaşmayı unutmayın diyorum. Herkes kendine çok iyi baksın. Şimdilik Allah'a emanet. İyi günler, sağlıcakla.